Arpaça ilçesine bağlı Akçalar köyünde öğlen saatlerinden sonra etkili olan şiddetli hortum köyde birçok ev ve ahırı kullanılamaz hale getirirken Taziye evi de çatısı tamamen yerle bir oldu. Uçan çatılar yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar kayboldu. Hatta bazı evlerin çatıları nereye gittiyse bilinmiyor. Ben Fahrettin Balcı, Akçalar köyünün halkındanım. Burada benim halamın oğlunun evi. Saat 1.30-2 aralarında bir duman çöktü, bir kıyamet, rüzgar. Bir de içeriden çıktık ki baktık ki her tarafı kanı harap etmiş, kurtum burayı götürdü. Siz ne yaptınız o anda? O anda yapacağımız bir şey yoktu. Baksana 2 metre, 3, 10 metre, 20 metre ağaçları aldı gitti. Çatıyı hep aldı gitti. Yani yapılacak bir şey yoktu. Bir anda mı oldu? Bir anda oldu. Yani şimdi biz müdahale etseydik bizi de yani saç hep keser götürürdü. Yani yapacak bir şey fırsat vermen mübarek. Çok zarar var. Tabii. Çok zarar var, çok. Yani 3-4 evi yerle bir etti. Çatıyı kaldırmış atmış. Komple mi attı böyle? Muhtar kaymakama telefon açmış. Demiş bir afet geldi. Çatıyı ne yap aldı gitti. Köylü olarak mağdur aslında, köylü olarak mağduruz. Elektriğini yeni çektik, her şeyi. Allah affasından saklasın, işte bu bir afet. Çok mu şiddetli? Çok şiddetli, çok şiddetli, aşırı şiddetli. Ya bu ya hortum gibi. Ya bunları kaldırdığına göre şiddetli olmaz mı? Çok korkunç. Şiddetli aldı, aldı götürdü böyle. Bunlardan 3 ev 4 evi götürdü. Bizim yan komşuları götürdü. Diğerlerini aşağı götürdü. Aşağı geldi kooperatif. Yani bir sıkametten gelen kasırga etsin. O anda şimdi bir kara duman çöktü. Bir bulut, bir hışır. Bir kemer koptu. Herkes içeri gitti. Çıktık ki dışarı. Oho zencere kopmuş. Bak. Sajde o mavi çadırın orada. Bak görüyor musun? Mavi çadır var orada. Telefon direğimi anlamadım. Çok mağdur işte. Kardeşler gelmedi. Şimdi kardeşler. Kardeşler. Hatıra işte geldi, şuradan bunu buraya kalmış, oraya atmış. Oradan samanlığı kaldırmış. Çatıyı komple atmış. Çatıyı komple kaldırdı, attı. Parçalamış yani, kullanılmaz bir halde. Kime ait burası? Murat Demirkaya, Kaya Demirkaya. Akçalar köyünde. Samanlığı atmış, samanlığı da çekebilirsin. Arpaçay'ın Kümbet köyündeyiz. Öğle saatlerinde şiddetli hortumun etkisiyle gördüğünüz üzere minareler yıkıldı. Ayrıca garajlar arabaların üstüne yıkıldı. Birçok çatı uçtu. İlçede etkisini sürdüren şiddetli hortum Kümbet köyünde de bu caminin minaresini tamamen yıktı. Sağ olun. Saat 2.30'da işte şiddetli kasırga ve rüzgardan kaynaklanan doğal afetten ötürü camimizin minaresi ve köy hanesinden 6-7 ev yine zarar gördü. Bir tane traktör çatı altında kaldı yine komşumuzun. Yine öğlen saatlerinde. Saat 2.30.
14.30'lar sıralarında. Çok kuvvetliydi. Aşırı kuvvetli. Zaten böylesine geldi gitti. Yani aşağı evleri görmedi de şuradan böyle geçti. Çok aşırı kuvvetliydi, evet. Yani şurada çatıyı götürüp çiv gibi çaktı. Şu anda tabii burada kimse yok. Kimse yoktu. Allah'tan işte can, evet. Tek tezeriniz zaten can kaybının olması. Aytaç Şimşek, Ceren Kasırga şeyinden al. Damım ahırıma böyle felakete şehit aldı, götürdü. Ne kadar mesafeye attı? 2 kilometre o tarafa götürmüş yani. Salder'de. Bu taraftan da bir şey koparmış zaten kabini. Çoğu içeri girmiş. Elektriklere bakıyorlar mı? Genelim de yok. Yarın yine çözülecekler zaten. Ne? Kasta 3 gün elektrik yok. Kasta. Vasat atar mı? Evet, sadece biz aşağı indirdik ama camiden kopan saç buraya dikine girmişti. Öylece kaldı, çıkaramadı. Kaç kişi uğraştınız çıkarmak? 5 kişi uğraştı, çıkaramadı. Öyle duruyor. Evet. Kesmiş bıçak gibi. Evet. Caminin çatısında uçan saçlardan bir tanesi öyle bir şiddetle gelip bu direğe vurdu ki adeta bıçak gibi kesti. Yakın plan görüntülerinden de belli. Oldukça sert ve kuru ağaç ve bunları bu şekilde kesmek oldukça da zor. Ama direğin hemen hemen yarısına kadar adeta bitmiş bu saç ve 5-6 kişi uzun uğraşlarına rağmen bu saçı yerinden çıkaramadılar. Bu da hortumun ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor. Tek sevindirici durum ise hem camide, minarenin yıkıldığı cami bahçesinden de köyün içerisinde o sırada kimsenin olmaması, can kaybının yaşanmaması. Köyde hortum götürdü caminin şeyini. Minareye, morgun üstünü götürdü. Aytaç'ın hayvanının ahırının üstünü götürdü. Şok, içeriden dışarı çıkar mıydı ki? Kıyamet kopurdu.
kasırga yani hortum geldi. Buradan geçerler evimizi yıkmıştı yani. Çok mu şiddetli? Çok şiddetli. İçeri bir karanlık oldu. Biz dedik zaten deprem oldu. Kapıları daldan bastık. Zaten vurar vurmaz. Hanım buradaydı. Onu da döşünden vurar vurmaz da altta saldı. Ben dedim vurduk hepsi yıkıldı. O da indi rahatsız değil. Siz neredeydiniz o anda? O anda ben içerideydim. Ailem buradaydı. Vallahi ben o anda korktum ya. Deli olurdum neredeyse. Gözüm görmedi. Pencereye de hepsini kapattı. Çamı kapattı. Vallahi dedim deprem oldu. Pencere zaten kapandı zaten. Karanlık çöktü. Görünmemiş bir hava basıncı olmuş. Kapılar açtı. Biz kapıları ancak toparladık. Çocuğumuzu o an aldık. Vurdu kapıları zaten. Duvarı dağıttı. Çamaşır makinesi zaten soba moba vardı. Süt makinesi vardı onlar hep. Berbatik basın şey. Daha o ailemdeki göğsüne vurdu. O ağaç vurulmaz. Dalısı saldı. Kızım düşene göğsüme değdi. Şimdi buram ağladı. Tahta mı vurdu? Ne evet. Vurdu? Taşlar değdi. Oradan düşen taşlar göğsüme vurdu. Ne hissettiniz o anda? Misal neler yaşadınız? Deprem oldu. Aynı deprem sandık bile hava karaldı, siyah oldu. Zaten yani oyunu hemen hemen oynadırdı. Ben dedim bu bina da patladı, bak oraları patladı. Ben dedim binayı götürür. O binaları dedim bu binayı da götürecek. O anda yani şaşırttık ne yapacağımızı şaşırttık. Bu hava filtresi. Bunu kopattı, he onu kopattı. Bu ağacı kırdı. Bu motorun garajı. O arkadaşım motorunu koştuk, garaj düzelttik, motoru alttan zor çıkarttık. Motorda bir sürü de zayiat var yani.